şu anki koşullarda mümkün gözükmüyor. Bunun için ciddi bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Biz Diyarbakır Barosu olarak her zaman çocukların, yani bırakın annelerle birlikte cezaevinde kalması, adli sürece dahil olmuş çocukların bile, yani suça sürüklenen çocuklar açısından bile biz çocuk cezaevlerinin kapatılmasını savunan bir örgütüz, bir hukuk kurumuyuz. Çünkü çocukların cezaevinde işi olmaz, çocuklar cezaevinde büyüyemez. Biz hep bunu savunduk. Ama maalesef bırakın yani adli bir soruşturma geçirmeksizin anneleriyle çocuklar cezaevinde kalmak zorunda kalıyor. Peki bunu nasıl aşabiliriz? Biz hep mevcut pozitif hukuk açısından değerlendirirsek bizim sistemimizde ceza infazının ertelenmesine ilişkin bir hüküm var. Ceza infaz kanununda. Bu yasal düzenleme hakkında kesinleşmiş ceza hükmü olanlara belirli süre cezaevine gitmeme yönünde bir hak tanıyor. Bu süre iki defaya mahsus birer yıldan iki yıllık bir süredir. Tabii bu haktan faydalanabilmek için de yasa bazı kısıtlamalar öngörüyor. Kasıtlı işlenen suçlarda 3 yılın üstünde bir ceza olmamalı, taksirli suçlarda da 5 yılın üstünde bir ceza olmamalı. Bunun anlamı şu, yani siz 3 yıllık bir ceza alırsanız, 3 yılın altında bir ceza, bir suçtan dolayı ceza alırsanız, herhangi bir şahsi durumunuzdan dolayı, ki bu işte çocuğunuzun olması, işte yüksek öğrenim görüyor olmanız, ekonomik koşullarınız gibi özel sebeplerle ceza infaz savcılarına başvurarak cezanızın infazını erteleyebiliyorsunuz. Ama peki buna rağmen Türkiye'de şu anki koşullarda neden bu sayı fazla? Şu sebepten fazla, söz konusu yasal düzenlemede politik suçlarda, siyasi suçlarda bu hak tanınmıyor. İkili bir ayrıma gidilmiş. Özellikle de OHA süreci içerisinde anneleriyle birlikte cezaevine giren çocuk sayısında ciddi bir artış yaşandı. Ve bu bize şunu gösteriyor. Çoğunluk politik suçlardan, yani siyasi suçlardan kaynaklı haklarında mahkumiyet hükmü verilen annelerin cezaevine girdiğini bize gösteriyor. Bunlara bu hak tanınmıyor. Yani öncelikle bu ayrımın çok kısa bir sürede kaldırılması lazım. Yani sadece adli suçlar açısından değil, aynı zamanda politik suçlardan kaynaklı olarak da hakkında hüküm verilen kişilere de ceza infazının ertelenmesi yönünde bir hak tanınmalı. Tabii bu kesin çözüm mü? Bize göre kesin bir çözüm değil. Yani çocuğun belli bir yaşa, yani bu 2 yaş mı olur, 4 yaş mı olur, bunun çok iyi bir sosyal ya da psikolojik araştırması yapılmalı. Belli bir yaşa kadar söz konusu annelerin cezalarının infazının ertelenmesi yönünde ciddi bir yasa düzenlemeye ihtiyaç var. Eğer bu olmazsa, bu mümkün değilse, ki biz az evvel de bahsettiğim gibi her zaman cezaevleri yapımına karşı olan bir kurumuz, en azından bugün düşünün ki Türkiye'deki cezaevi koşulları yetişkinler açısından bile elverişli değil. Yani sunulan sosyal imkanlar, işte hijyen koşulları, beslenme koşulları gerçekten sıkıntılı Türkiye'de. Biz bu açıdan özellikle bu tür anne yükümlülere yönelik, yani hani cezaevi demekten çekiniyoruz ama daha hijyenik, daha sosyal iletişimin güçlü olacağı, sosyal koşulların güçlü olacağı, çocuğun üstün yararına uygun aktivitelerin yer alacağı farklı bir mekana ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Çocuğun bir kere eğitim hakkı engelleniyor, bu bir. Çocuğun gelişimi üzerinde ciddi etki yaratıyor. Bir çocuğa bir çocuk travma geçiriyor. Bir işkencedir bu çocuğa. Bu bir suçtur. Hiçbir suçu, hiçbir günahı olmayan, tırnak içerisinde şöyle, annesi de suçsuz olabilir. Yani yargılama sonucu ortaya çıkar. Bizim tespitlerimiz vahim sonuçlar karşımıza getiriyor. Özellikle bu o halle beraber gözaltı ve tutuklamaların çok keyfi hale gelmesi ve artış göstermesiyle beraber annelerin daha doğumdan sonra, daha hastanedeyken alıp gözaltına alınması ya da işte çocuğu bir aylıkken ya da bir yıllıkken gözaltına alınıp annesiyle beraber cezaevine gönderilmesi bu noktalarda çok ciddi bir artış söz konusu. Bunun çözümü çok basittir. Bu çeşitli yöntemler geliştirilebilir. Eğer mahkeme devam edecekse
Yani bu anne ile beraber ev hapsinde de tutulabilir. Ya da ceza ertelemesi yapılabilir. Ya da mahkemenin ya da bu süreci, yargılama sürecini de erteleyebilirler. Yani bunlar hepsi yapılabilir. Çok değişik çözüm modelleri geliştirilebilir. Hiçbir şey çocuğun geleceğinden daha önemli değildir. Anne de ceza eğer varsa ki bu yargılamayla ortaya çıkabilir. Yargılama sonucuna kadar anne ile beraber dışarıda anne çocuğuyla beraber kalabilir. Bu yargılama süreci biter. Tutukluk biliyorsun bir tedbirdir. Zorunluluk değildir. Delillerin karartılması ya da kaçma şüphesi bütün bunlar önlem alınarak anne dışarıda yargılama bitinceye kadar da tutulabilir. Biliyorsunuz yargılamada uzun sürüyor. Nereden bakarsanız 4 yıl, 5 yıl sürebiliyor. Bütün bunlar bu çerçevede çözümler geliştirilip çocuğun dışarıda özgür bir şekilde annesiyle beraber yaşamını sürdürme, gerek eğitim hakkına, gerek sağlık hakkına, gerek çocuğun gelişimi noktasında işte çevreyle, oyun alanlarıyla bir bütün olarak bunu çocuğa sağlamak zorundadır bu devlet ve şu anda keyfi olarak çocukları anneleriyle beraber tutuyor. Asla ve asla şunu önermiyoruz, çocuğu annesinden ayırıp anneyi içeriden tutma asla bu çözüm değildir. Bu çocuğun gelişim üzerinde ciddi bir etki yaratıyor. Bizim bu temelde siyasal iktidarda ve kamuoyuyla da paylaştığımız şey ev hapsi olabilir, yarda çocuğu ceza ertelemesi olabilir, yani yargılama süreci bitinceye kadar dışarıda tutuksuz yargılama sürdürülebilir.